İlişkinizdeki problemi çözemiyorsak önce ne yapacağız? Burcundaki özellikleri öğreneceğiz. Evet. Sonra o özellikler taktik nasıl belirliyoruz. Taktik yapacağımızı. Çok fena. Evet. İlişki taktik ilişki yani ilişki taktik sever mi bilmiyorum. Var ama yapıyoruz bunu. Bütün ya hiç taktik yapmayan var mıdır? Mutlaka var yani. İlişki bir çeşit siyasettir zaten. Tabii, bürokrasisi siyaset var. Ne kadar? Tabii. O zaman hemen bir öğrenelim bakalım. Kovalar evet, ekran başınızdaysa kova kadını aradığı aşkı hangi burçta bulabilir? Şimdi kova kadını akıllı bir kadındır, zeki bir kadındır. Öyle kolay kolay herkese aşık olmaz. Seçeceği erkeğin çok özelliği öncelikle çok akıllı olması lazım. Teknolojik zekası kuvvetli olan erkekleri seviyor kova Teknolojiden kadını. Anlamayan bir adamla tanıştı. He. Onunla kesinlikle muhatap olmaz mı? Musluk bozuldu, kaldı, ev su bastı. Yok musluktan bahsetmiyorum hani telefon falan. Adam diyor ki yani çok teknolojiden anlamam ben sosyal medya falan. Kova kadını için bu antipatik bir şey mi? Tabii ki beceriksiz olarak. Beceriksiz der değil mi? Adam elinden hiçbir şey gelmiyor. Bununla uğraşamam der. Uğraşamam. Yani adama olan saygısı da kalmaz. Kalmaz tabii. Bir, kova kadınları. Evet. Bakın kendinizi ya. Tanıyın. Teknoloji. Nelerden hoşlanıyorsunuz? Teknoloji bilgisi olan adam seviyorsunuz. Tabii. Özellikle bak kova kadını bir teknolojik bir şeyi bozar. Ya da telefonda bir forma, bir şeyi bozar. Aşkım bak bu şuna bakar mısın? Yapamadım der. Adam anlamıyorsa... Yandı bitti. Güle güle. Kül oldu. Çok enteresan ya. Tabii, teknoloji tabii. Birinci madde diyorsun. Ya bir dakika. Tabii ki. Teknoloji yani bir tek teknoloji mi? Teknoloji demeyelim de mesela, zekasını öyle ölçüyor. Yakışıklılık, zenginlik. Ha, o da tabii. Para, önemli. Güç. Paraya bakmaz mı? Aşk. Parası varsa teknolojiyi de hallederiz der. Ha anladım. Nasıl olsa para var bunda nasıl diyor. Nasıl para var, huzur var. Çok ilginç ya. Para var. Hakikaten öyle mi? Tabii ki sever. İnsancıl tarafları da vardır canım. Toplumsal şeyleri kuvvetlidir. Topluma hitap etmeyi sever. Önemli insanlarla tanışmayı sever. Etiket meraklısıdır. Özel insanları sever. Markacı yani. Biraz. Ha, biraz etiket markacı. Etiket meraklısı deyince evet, marka yani marka, biraz. Marka giyinir. Marka giyinen insan sever. Öyle mi diyoruz? Şimdi tabii ki herkes marka giyinemiyor. Artık dünyada marka giyinen azaldı. 3-5 kişiden sonra hele bir Covid'den sonra. Hmm. Ama kaliteli yemeği, kaliteli gezmeyi... Ve kaliteli giyimi sever. Şimdi bunu herkes ya sever. Bunu burçlar genelde ablacığım. Ama şimdi birazdan yengeçe balığa falan geçince ay diyeceğiz bak, yazık diyeceğiz bak ne kadar sabırlı diyeceğiz ya. Oraya... He, yani kova o kadar fedakar değil. Bir şey söyleyeceğim. Aynen. Şimdi bütün bu özellikleri duydunuz değil mi? Biraz bilgisi olsun, evet. Entelektüel bir zekaya sahip olsun, işte şey olsun, dijital bütün her şeyi çok iyi bilsin, evet. Biraz da paralı olsun, evet. Marka giyinsin falan filan. Soru neydi? Soruyu getirebilir miyiz Emre? Bak soru diyor ki, kova kadını aradığı aşkı hangi erkekte bulur? Şimdi kova kadını aradığı aşkı hangi burçta bulur dediğinizde tüm bu anlattıkların hangi burçta var? Şimdi kaliteli yaşam şeyde var, terazide var. O güzel giyinir. Tarzı var adamın. Havalıdır, evet. Tarzıdır. Aslan'da var. Hı-hı. Fakat aslan onun zıt burcudur. Önce çok çekerler birbirlerini. Aslan çünkü karizmatik bir erkektir. Kova kadın hayran olur ona. Fakat kova özgürlükçü bir burçtur. Aslan da kendi inine, kendi sarayında, kendi evinde tutmaya çalışır o kovayı. Kova pek kolay kolay... Aslanın himayesine girmez. Ya kontrol altında tutulacak bir burç değil o kesin. Himaye edilecek bir burç o kesin. Değil. Çünkü o dünyaya hitap etmek Şimdi ister. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Hani yaşanmış örnekleri anlatınca bayağı orada mesaj aktarmış oluyoruz. Mesela benim kovalarla çok ilişkim oldu. Kitaplarımda da yazdım. Gecede saklayan aşklar da var. Kova ile ilgili genellemeler de var. Bir ortak özelliği vardı kova kız arkadaşlarımın. Tiyatro hastasıydı hepsi. Tiyatro. Sürekli tiyatroya gidilir. Neden? Her hafta tiyatroya Neden? Gidilir. Neden? Opera, tiyatro. Entelektüel sanatla, entelektüelle gerçekten ilişkileri var. Kovanın karşısı aslandır. Hı-hı. Her kovada biraz aslanvari tavırlar vardır. Aslan nedir? Sahnedir, tiyatrodur, Hı-hı. beden dilidir. Onlar kendi içindeki o bedensel dili tiyatrodaki oyunlarla bağdaştırıyor. Yani Hı-hı. tiyatroyu, sahneyi seviyor. Kendi Aslanlar... içindeki duygular ortaya çıkıyor. Aslanlar mı sahneyi seviyor? Kovalar. Kovalar. Ha, aslanlar. Çünkü aslan onların zıt burcu olduğu için her burçta bakın unutmayın. Her burç kendi zıt burcuyla eşdeğerdedir. Hmm. Kendi burcunu çeker. Şimdi astrolojide böyle bir şey vardır. Koç teraziyle eşleşir. Boğa akreple. Hı-hı, hı-hı. İkizler yayla. Bakarsın, Oğlak yengeçle mesela. Diyoruz evet. ya ay ikizler yay diyoruz. Onlar lay lay diyoruz. Çünkü karşılıklı iki burçtur. Hmm. Boğa ve akrep diyoruz. Neden? Evet. Boğa ile akrebin tutkulu bir aşktır.
Karşıt olunca aslan. Aslında yani aralarında gizli bir çekim de var demek gizli istiyorsun çekim yani. Ama burada peki aslan mı diyorsun Nur'un sorusuna yani en iyi anlaşılır. Aslan ama dediğim gibi zıt kutuplar çeker de iter de. Bir gün böyle aslanın fazla himaye etmesi kovanın tepesine attı. Seninle mi uğraşacağım? Peki. Seninle başında. Soruna bir ek yapabilir miyim? Şimdi bu sorunca şu da geliyor mesela. En anlaşamayacağı burç ne peki kova kadının? Kova kadının ya bu adamla yan yana gelemez. Boğadır. İnattır boğa ikisi. Ya. Boğa ile onlar çok zorlanırlar. Aslanla da zorlanırlar ama aslanla yani çekim şey olduğu için. Bir köprüde karşılaşmış. Kovayla boğa. Ayımı dayımı hesabı. Kova kadınıyla boğa erkeği çok zor diyorsun. Çok zorlar. Çok zor diyorsun. Ama neden bak bu da ilginç bir bilgi arkadaşlar. Fakat bazı ilişkiler zorluklardan çıkar. Bazen ilişkinin nüansı çok yüksektir. Evet. Kova, boğa, aslan ve akrep. Aralarında garip bir çekim vardır. Kova, boğa, aslan ve akrep. Bunlar ama sabit borçtur. Kısa sürer ama coşkulu bir aşk yaşarlar. Anladım. Fırtınalı. Belli. Hani derler evet, ya evet. Hayatımda bir aşk yaşadım der. 5 ay sürdü ama. Ama iz bıraktı. İz evet, bıraktı. Ömrüm, bunu demek. Genelde de bir şey diyeceğim. Yaz aşkları öyle olur. Peki bir şey sorabilir miyim? Kovayla boğa bir araya geldiğinde kova mı boğada iz bırakır, boğa mı kovada iz bırakır? Ya bak ne soruyor görüyor musunuz? Boğanın karşısında hiçbir burç etkili değildir. Tabii yükseldin şu an. Akrep bile değildir. Boğaları yükselttin. Ayağıyla akrebi ezer. Şey olarak düşün. Senden biz ne isterdik olur biliyor musun? Oğlaklar içinde bir güzel şöyle güzel coşkulu cümleler geliyor, hiç gelmedi. Hiç nasip olmadı şu programda. Al işte al oğlak erkeği. Boğaları erkeğin böyle yükselttin. Hayatım oğlak erkeğini sormuşlar. Bizi çuval yaptın çuval. Bakıyorum şu anda. Oğlak. Hadi getirelim o zaman getirelim oğlak erkeğin oğlan sorusunu. Ay, oğlak erkeği bir partneriniz varsa duymak istiyorsanız gerçekle karşı karşıya kalmak istiyorsanız oğlak erkeği sevdiği kadına sadık mıdır değil midir? Çapkın mıdır değil midir? Çok sadıktır. Gerçekten oğlanın hakkını yemem gel burada. Bak işte ya. Çok sadıktır. Dansın. O kadar seçicidir sen var ya, ki. Künefesin künefe yemin ediyorum ya. Şunu duyduk ya şu programda. Senin günün gelmiş. Çok şükür şunu duyduk ya şu program. Oğlakla ilgili olumlu bir cümle. Ama geçtiğimiz programda da söyledi. Oğlak nasıl sadıktır diyor. Ama doğru doğruları söylüyor. Çok sadıktır. Oğlak her şeyi aldatmaz. Yok aldatmaz. Aldatmaz. Hayır. Hadi canım. Tabii ki aldatmaz. Şimdi say bakalım. Gizliden çapkın. Yani karda yürüyüp izini vermez. bak açık arıyor. Bak şimdi oğlak da tabii şey değildir böyle. Hiç kimseyi görmeyecek, sadece sevdiğini görecek bir hal değildir. Göz çapkınlığı vardır. Ama sadece şöyle der. Benimki bir numara. İyi ki bunlarla evlenmemişim. İyi ki bunları seçmişim. Sevdiğine çok sahip çıkar evet, Nur Viral. Yüreğindeki. Evet. Oğlağı hafif alıyorsun Nur Viral lütfen. Oğlak kendisi var ya. Kendisi de oğlak ya ses tonu değişti. Evet. Sevdiği kadına sahip çıkar hayır, Nur Viral. Şimdi Nur Viral. Hayır şimdi. Hayır boğayı çok yükselttin biz bir evlat olduk ama onun için. Biz de toprak grubuyuz. Ablacığım biz de hafif toprağız. Hafif kıskanç olabilir misin hafif? Tabii ki canım birazcık. Peki birazcık, boğa erkeği sevdiği kadına sadıksa. Ve boğa erkeği geçtiğimiz programda söylemiştin çok geç evlenir boğa erkekle. Oğlak da çok oğlak geç erkekleri evlenir. Özür dilerim. 35'ten oğlak sonra. Erkekleri çok geç evlenir. Sevdiği kadına sadıktır. Mesela sevdiği ve evlenmek istediği bu burç kadın daha doğrusu hangi burçtandır? Şimdi tabii ki boğayı sever. Şimdi oğlağın hayatı çok değerlidir. Yaşamı çok değerlidir. Hayat bir kere yaşanır. Hayata bir defa geliyoruz. Benim yanımda senkron olabileceğim, yanımda taşıyabileceğim kadın özel olsun ister. Yani böyle ıvır zıvırlarla uğraşmak istemez hayatta. Yani ona göre. Ona göre tabii ki. Anladım. Dünya tatlısı kızlar çıkar ama o kesinlikle kafasındaki modeli arar. Evet. O model genelde boğadır. Peki şunu sorabilir miyim? Oğlak erkeğiyle ilgili onu konuşurken çok cimri olduğu doğru mu gerçekten? Hep bunu söylüyorlar. Bir başağa geçer mi oğlak? Cimridir tabii. Başağa geçer mi başak erkeği? Ya, konuş biz konuş. Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim. Bence bu şehir efsanesi. Bence şehir efsanesi. Hayır niye canım burçlar şehir efsanesi. Hayır ama oğlakla ilgili bu söylenti çok doğru yansıtmıyor. Ay, 40 yıllık astrolog söylüyor cimridir, yani oğlak cimridir diye. Ben bak eski oğlak tipleri hadi şimdi şeyleri bu 2000'leri Z kuşağını anlaşıldı bırakalım. Ceketini tersini çevirip yeniden dikip
5 senede ceketin güzel, bir adam yüzünü, tutumlu, ne güzel. Sene bir yüzünü giyen tipler var. Ayakkabıları ilk günkü gibi 5 yıl 10 yıl ayakkabısı kutusunun içinde ilk alınmış gibi oğlaklar var. Titiz adam ya işte. Titiz. Peki oğlak bu aile çok iyi anlaşırken hiç anlaşamadığı burç hangisi? Hiç anlaşamadığı burç. Evet. İkizlerle anlaşamaz. İkizler delirtir oğlağı. Hiçbir şekilde katılmıyorum. Aa yok hadi. Hiç katılmıyorum hadi. Ona. Ama belki yükselenim ikizler olduğu için. Ha, yani şimdi oğlan yükseleni de etkiliyor. Terazi değil Ay burcum ikizler. Yükselen de etkiliyor abla. Tabii şimdi oğlağa oğlak bir adam için söylediğin doğru da. Oğlağa oğlak. Yükseleni etkiliyor.